Kahve zamanı geldi. Şimdi kahvelerimizi yapalım. Şunun içine bakalım boş mu boş koyalım. Kahvelerimizi yapalım. Ondan sonra beraber içelim inşallah. Evet Salih Bey'e çok teşekkür ederim. Bana kahve yapmış. En sevdiğim şey sabah uyanır uyanmaz böyle acı kahve içmek. Annemlerdeyken de içiyordum. Buradaydıken de. Salih ilk başta evlendiğimizde şaşırmıştı bana. Hatırlıyor Ben musun? şaşırdım, evet. Dedi ki bana o kadar acı kahveyi nasıl içebiliyorsun? Ben normalde sevmem biliyorsun. Hı. Ben Şimdi de alıştım biraz yani. biraz değilsen bayağı Bu alıştın. değil mi? Sen direkt böyle yapıyorsun. Hadi kahveyi kim yapacak diyorsun. Kahve yaptın mı gülüm? Ya da böyle şeyler söylüyorsun direkt. Evet. O biraz şeyden de kaynaklı. Zayıflamaya etkisi de var ya Bir biraz. de eşler de birbirini etkiliyor bence. Doğru değil mi? Sen de Sen de çay beni içiyorsun. çaya alıştırdın. Ben çay içmezdim. Aynen. Bu arada bizim bu şeyimiz nasıl olmuş? Televizyonun arkasına led yapıştırdık. 75 TL'ye gerçekten arkası böyle daha şeyli oldu. Salih bence Canlı oldu. canlı oldu. Bunun normalde şey vardı Salih bir de internette. Şimdi ekran neyse ona göre ışık veriyor. Nasıl oluyor? Böyle mesela şu an ekran kırmızı ya arkada kırmızı ışık veriyor ya da siyah ışık veriyor. Öyle. Ondan da almak istedim. O da 100 120 liraydı galiba. Dedim ki önce bir bunu deneyeyim. Daha sonra onu da indirimdeyken şimdi almak istemedim. İndirimdeyken kullanırım. Bunu da başka yerde kullanırım. Yani bunlar tek atımlık değil. Arkasına tekrardan yapışkan yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Olabilir. Prizli bu. Prizli bir de evet prizli. Hiç kurulma falan gerek yok. Ben yaptım tek başıma. Aynen. Yani hiçbir elektrik çağırmanıza da gerek yok. Yapışkanla yapıştırıyorsunuz. Prize taktınız mı bitti. Tak diye takılıyor Aynen zaten. ve prizi çıkarmanıza da gerek yok. Arkasında düğmesi var. Düğmesiyle çıkartıyorsunuz. Ben şimdi Salih bilmediğim için bir diyor hani bakalım dedim uygunla. Eğer o şey yaparsa aklına yatarsa o şeyden alacağım renkliden. Hani böyle televizyon izlerken güzel olur. Ama bu da şey güzel oluyor böyle. Bu da iyi ya. Tek renk de çok hoşuma gidiyor. Çok Daha sıcak tutuyor ortamı. renk ışık şiddeti de çok fazla bana. Değil mi? Çok güzel. Başka hiçbir şey yakmıyoruz. Mum falan da artık yakmaya gerek kalmıyor. Çok güzel oldu. Biz kahvemizi içelim. Kahvemizi Sonra. içelim sonra Bugün inşallah. nereye gidiyoruz? Bugünkü rutinimizi anlat da öyle kapatayım. Bugün Öncelikle. öncelikle bir moda festivali varmış. Evet. Oraya gidecek. Hı. Ben gitmem herhalde. Sen gelirsin İçine, ya. yani içine girmem. Kapıda durursun. Ondan sonra biraz oralarda oyalanırız ve akşam kime gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Kime gidiyoruz? Dur, burada durdursunlar. Burada durdursunlar bir Aşağıya baksınlar. yoruma yazsınlar. Acaba kime gidiyoruz? Ama kapakta belli olur ki. Kapakta. Ne diyorum ben? Evet, Beyza ve Burak çiftinin Hı. evlerine davet ettiler sağ olsunlar. Bugün nasip olursa onlara gideceğiz. Akşam üzeri, akşam. Akşam gelin dediler. Hatta gece de 11-12 kalkmak yok. Oturacağız, sohbet edeceğiz dediler. Özledik dediler. Ha, hava da çok güzel. Yağmurlu tam benim sevdiğim hava. Bulutlu, sisli, Evet. puslu. Bu arada çiçeğimizde yaprak açtı ve yaprak açtıkça diğerleri kocaman oldu. Ve tekrardan bir yaprak daha geliyor. Umarım inşallah bu tabana kadar gelir. İlk defa bir çiçeği bu kadar çok sevdim. Bir de şunu çok sevdim. Zaten orkidelerim benim bir başka güzel. Orkidelerim de çiçek açacak. Çiçek açacak da bir türlü açamadı. Ay, o dal çıkarttı. Dal Çiçek dalı çıkarttı da işte çıkarttı. çiçek açamıyor bir türlü. Yo dal çiçek açma dalı çıkarttı. Yeni. Anladım.
Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, biz bugün uyandık. Günlük vloglara yine başladık. O yoğun tempolu yaz döneminden çıktık. Bizim için yaz çok tempolu geçiyor. Hem böyle Salih de ben de gezmeyi sevdiğim için. Hem de yurt dışında benim çok fazla akrabalarım oturuyor. O yüzden çok geliyorlar. Yazın böyle bayağı kalabalık oluyoruz. Yaz temposundan çıktığımıza şimdi günlük vloglara döndük. Tam da benim sevdiğim havalar. Böyle yağmurlu. Ben yazı da severim. Sadece sizin sevmediğim mevsim mi var? Ama en çok beni huzurlu eden ve kendimle baş başa bırakan dönem böyle yağmurlu dönemler. Sabahleyin birazcık küçük kısa videoyla günlük rutinimi başlattım. Sizlere de ve tavsiye olsun. Ben gerçekten sabah uyanır uyanmaz dişlerimi fırçalarım, yüzümü yıkarım ve işte serumları kullanıyorum. Herkesin cildine göre ben size benim dediğim serumu alın derim ama bunlar sizin cildinize göre uymayabilir. Ben açıkçası bu serumları bulana kadar var ya kaç tane serum denedim. O yüzden sizler de böyle olmadı benim yüzüme uymadı diye hemen bir anda vazgeçmeyin. Bir de Türk hanımları ciltlerini yıkamıyor. Yıkamadıkları için de bak evimizi her şeyimizi temizliyoruz. Ama kendimize mevzu kendimize gelince nedense bilmiyorum kendimizi ikinci plana atıyoruz. Aslında kendimizi birinci plana atmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden önce kendinize bakın. Ondan sonra evinize bakın. Sonra çocuklarınıza falan bakarsınız. Şimdi ben öğlene kadar şu 1,5 litre suyu bitireceğim. Salih de bana kahve hazırlamış. Ben salondaydım. Birkaç işlerimi hallettim. Kahve hazırlamış. Memnun oldum açıkçası. Bugün de söyledik Salih'le. İşte bugün festivale gideceğiz. Beyza'lara gideceğiz. Çok özlemiştim onları da. Ondan sonraki zaman da nasıl zayıfladık videosu gelecek artık. Takipte kalın bizim. Dediğim gibi böyle 3 litre su bitiriyorum ben. Bir de şimdi şey yapacağım. Neydi? Yulaf lapası ya da Salih'e yumurta haşlayacağım. Bilmiyorum en hangisini isterse. Öyle yani. Evet, bir tane de kargomuz gelmiş. Bu kargonun ne olduğunu da açıkçası merak ediyorum. Birkaç bir şey sipariş etmiştim. Sizler de benim şeylerimden alıyor musunuz? Benim haberim yok bunlardan. Şimdi bakayım. Ne gelmiş? Bunu denemek istiyordum açıkçası. O yüzden sipariş verdim. Bayağı da güzel siparişi. Kutusu güzel gelmiş. Normalde patlayabilir diye. Bu Misha'nın ürünleri çok güzel. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Yüz beyazlatıcı ya da yüz lekelerine iyi gelen bir ürünü. Ben de Misha'nın bu pirinç özlü şeyini aldım, maskesini aldım. Denemek istiyorum. İnşallah sizlere de bunları yorumlarını yaparım. Çok uygundu. 37 liraya düşmüştü fiyatı. Normalde maske yapmam ama bu sefer yapmak istedim.
Evet, çoğu da kırık gelmiş gördüğünüz gibi. İade edilecek. Çok üzülmüştüm. Ben bunları da büyük sanıyordum hem. Buzluğa bir şeyler koymak için falan diye aldım ama kırık gelmiş. Hepsi mi öyle? Evet, şöyle. Normalde böyle olması gereken ürünler. Çok da sağlam değilmiş açıkçası. Yaprak sarması falan koymak için de düşündüm. Bunlar bakın. Çok üzüldüm ya. Neyse, sorun değil. Bunları iade ediyoruz. Kırık göndermeseler, değil mi? Şöyle. Bunlar iadeye gidecek. Şöyle bir ün aldım şu markadan. Ama kırık geldi. Diğer kargoya geçelim. Buradan ne almıştım? Ha, led aldım. Benim kendi annemlerde televizyonun arkasında led var. Ve akşam lambayı yakmıyoruz biz. Kahve, çay falan içerken, film izlerken. Ben de dedim ki hani yine alayım. Ama açamadım. Yine alayım dedim ve bunu da şeye kullanmak istiyorum. Televizyonun arkasına takacağım, yapıştıracağız Salih'le beraber. Umarım sarı ışıktır. Gün ışığı, evet. Gün ışığı istemiştim. Çok komik bir rakam aldım. 70 TL'yi 3 metre aldım. Linkini de aşağıya bırakırım aldıklarımı. Böyle geliyor. Siz yapıştırıyorsunuz. Arkasında yapışkanı var. Ben açayım. Ve mesela pilli de olmaması daha iyi. Çünkü bunun burasını prize taktığınızda sürekli pil alışverişi yapmanıza da gerek yok. Ben sevmiyorum pilli ürünleri. Çünkü sürekli pil evde bitiyor falan. Bunları da Salih'e aldım arabanın içine. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Arabada böyle bir kokular aldım. Şöyle arabanın içine koyarız. Bir tane çanta aldım. Bir arkadaşım çok övmüştü. Muhtemelen o bu. Dedim ki en fazla ne olabilir? Ay, hani kaliteli mi diye düşündüm de. Çantayı da şöyle göstereceğim. Oo, yumuşacık derisi. Kalitesi de çok hoşuma gitti. Çok komik bir rakama aldım bunu da. 200 TL'ye mi falan almıştım. 200-250 TL. Bunun birkaç rengini de almak istiyorum kışın böyle kullanmak için. Normalde benim çantada böyle bir marka takıntım var. Ama onu yenmek istiyorum. İnşallah da yenerim. Bu şekilde uygun ürünler alarak bu marka takıntımdan vazgeçiyorum inşallah. Rengi çok güzel değil mi? Böyle bir hafif nar çiçeğimsi gibi koyu bir bordo. İçerisini de şöyle göstereyim. Tabii ki de yumuşacık derisi var ama o markalarla kıyas ettiğimizde bir tık geride kalabilir. Yine de ürün çok güzelmiş. Çok beğendim. Almak isteyenlere linkini bırakacağım. Salih, Madame Coco'da aslında bunu kimde? İlk aylarda mı görmüştün? Kuzen, halanda. Evet, halasında bunu gördü. Ben de bundan istiyorum dedi. Salih çay içmeyi sevdiği için. Ben şunlardan alalım dedim. Farklı olsun dedim de. Ayakları hayır diyor. Ayakları gitti. Hoşuma gitti diyor. Çok güzel duruyor. Ben dedim tamam al hadi alalım bundan dedim. Hoşuma gitti benim de. Hep aynı model mi? Kareli mi? Şu kenarları. Evet hepsininki aynen. Kareli. Şöyle. Hadi gidelim. Bebek yerinde kendimi kaybettim. Gerçekten kaybettim. Çok güzel şeyler var. Mifra'ya bir şeyler beğendim. Normalde işte buradan Türk markası değil mi? SY2 Türk markası. Bugün SY2'den almak istedim. Zaten onlar benim yerim. Her zaman istediğim her yerden alabilirim. Kutu da çok güzelmiş. O şu şeyler çok hoşuma gitti. Çok güzel şeyler var. Çeşit çok. Aynen çeşit çok. Salih kasada alalım. Şu işarının haline bak. Salih kasada onları öderken ben de şurada halamın yüzüğü vardı. Onu alacağım. Daha sonra da
eve geçeceğiz, şeye geçeceğiz. Festivale, oradan da Beyza'larına geldim. Şu dışarıda böyle ürünler varmış. Merak ettim açıkçası neler var. Bir saat sonra da Beyza'lara geçeceğim. Gidelim. Yemek falan yapıyor galiba buralarda. Hamsi'yi. Şimdi Asude Butik'teyim. Hemen şöyle bir tane elbise giydim. Bayıldım bu elbiseye. Koyu, kalın bir kot. Eve gidince de gösteririm. Şöyle hafif, ikisi de kot rengi. Bunun hangi renkleri var şimdi Asude ablayla göstereceğim. Gerçi Asude Butik'e karşı olan zaafımı biliyorsunuz. Çok ünlü markaların etiketsiz ürünlerini alıyor. Kendi etiketlerini bastırıyor. Hani Instagram sayfalarındaki elbiselerin aynısını alıyor. Şimdi size diğer renklerini göstereceğim. Ben bu rengini alacağım. Çünkü hep siyah falan giyiyordum. Bu sefer bu rengini almak istedim. Böyle düğmeleri var. Gümüş rengi düğmeleri. Benim üzerimdeki 40 beden. Şöyle üzerindeki de kot. Çok beğendim. Üstüne de bu yeşil de çok güzel oldu. Diğer renklerini de göstereyim size. Daha neler var onları da göstereceğim. Daha sonra da şey yaparız. Alacaklarımızı. Butikte şimdi yeni yeni şeyler gelmiş, hırkalar gelmiş. Ben bu hırkadan aldım biliyorsunuz. Geçenlerde sürekli sorduğunuz ve biten, stokları güncellenemeyen bu hırka yine gelmiş. Size bir şeyim var böyle gerçekten. Üzerinize siyah, krem, beyaz, hangi renk elbise, etek giyerseniz giyin. Bu ürünü alın, gerçekten alın. Ben çok beğendim. Aynısı Massimo'da falan da var. Sadece bu bir tık daha incesi. Böyle bir sürü gelmiş. Aside abla. Aside abla yeni yeni ürünler gelmiş. Etek deyince bu, evet, elbiseler, takımlar deyince halam da bundan kızlarını aldı. Bu sukuba bir kumaş değil mi? Evet, sukuba ama bu zarar görmeyen sukuba. Bazıları puf puf olan sukubalar mahvoluyor. Çok güzel. Bunun üstünü mesela bu takımı alın. Bir de bunu alın. Değil mi Aside abla? Şu etek var ya mankenimizin etek. Dur bak şimdi. Aside olayı, Aside abla olayı göstereceğim. Bak şimdi. Şu şekil. Bir takımla iki vuruş. Bakın. Bunu alın. Üstüne de bunu alın. İki tane. Sanki kombin yapmış gibi olursunuz. Her istediğiniz renkleri alın. Siz hangi renkleri vardı bunun Aside abla? Eteğin mavisi var. Kahvesi var. Siyahı var. Beyazı var. Evet. Evet. Ay. Mermece. Ne kadar? Fiyatı neydi? 500 lira. Ben aynısını Armine'den aldım. Alın. Bakın. Çok güzelmiş. Maşallah. Bu da mı sukuba kumaş? Çok daha zayıf gösteriyor. Gerçekten çok beğendim. Şimdiki elbiselerin size diğer renklerini de göstermek istiyorum. Çok güzel renkler var burada. Hemen gösterelim. Bakın bu benim üstümdeki renkler. Evet. Böyle bir taba rengi var. Ay bu da çok hoşuma gitti. Harika bir renk çıkartıyorum. Oo, mavi. Bu çok daha güzel. Buna bayıldım. Aynen. Başka? Siyahımız var. Açık bir renk. Renkli bir başarı bile patlatılabilir. Bayıldım buna. Buna ben yeşil takardım. Koyu yeşil, mürdüm yeşile. Çok hoşuma gitti bu da. Başka bu kadar renkleri bu var kadar değil mi? Şimdi şeylere geçeceğiz. Sukupa takımlara. Buradayken göstereyim. Takımlar varmış. Bunlar da sukupa mı değil? Bunlar sweatshirt tarzı. Şöyle altın pantolonlarının bol olması. Bir de şey pantolonları bol böyle. Çok dar da değil paçaları. Beli lastikli. Şu şekilde yeşilimiz var. Yeşil çok güzelmiş. Bir adet de yağ yeşili. Ama bu daha güzel. Kayınvalidem olsa bunu alırdı. O en güzel renkleri seçiyor ya. Çok beğendim. Bunlar ne kadardı? Evet, bunlar 900 TL. Ama benden gidince size artı bir indirim yapacak Aside abla. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Yine de tekrardan sorun. Ben Allahu alem yanlış bilgi vermiş olabilirim. Benim üstümdeki takım kaç liraydı? 1000 TL mi? 1100 müydü? Sanki 1100 diye duydum. Sanırım 1100. 1100'dü. 1100'dü ama bana fiyatı 1000 TL. Özel fiyatımız 1000 lira. Ama Şu üstündeki 1000 olur mu? 1000 lira yapar mısın bana özel? Yaparım. Tamamdır. Bana özel bu üstündeki takım 1000 lira. Aside abla bana çay ikram etti. Şimdi çayımızı içip beraber şeye gittik. Bey parası.
Bundan yiyemeyebilirim belki. Akşam yine biz Beyza'lara gideceğiz de. Biraz bakalım bir tane alacağım. Tabii var mı? Rahatsızım da şu boğazım yumuşasın diye. Ben burada çalışmıyorum abla. Ben burada müşteriyim de. Çok şey alamadım çünkü bakamadım da. Çünkü Beyza'lara geç kalacaktım. Salih de bekliyor hemen buradan. Salih'in yanına. Bir şey de bakamadım çünkü. Ay Allah. Sabahleyin arabaya şöyle bir küçük vurduk. Maalesef bize vurdular daha doğrusu. Bende bir korku oluştu. Böyle şimdi Beyza'lara doğru. Nerede çıkıyoruz. Kaldınız diye ben. Ya kızdı mı? Haklılar. Kızdı ya. Gelecektik. Neyse. Benim suçum yok. Sümeyne'nin suçu. Sen hesap ver. Tamam. Hadi gidelim. Bir markette durun da hemen buraya bisküvi alalım. Tamam. Ahım gözlerimin nurları. Ya bekliyorlar. Bir heyecan yaptılar. Arada yerim. Allah'ım nasıl özledim. Allah dur. Mihrama kavuştum. Mihrama kavuştum. Beyza'ma da. Evet, uyumak istemeyen bir bebek. Gel anneciğim gel. Beyza'yla Eymen uyusun da ben Mihrama. Mihrama. Hadi öp beni. Öp de ablalar görsün. Öp bakayım. Olmuyor öp bakayım. Öpeyim. Ben de seni öpebilir miyim? Oh ne güzel kokuyorsun sen. Saçlarına bak Salih. Salih şunu saçlarına bak saçlarına. Aa, hadi sen tut telefonumu. Hadi sen tut. Salih ne yapıyorsun? Hadi bak Salih yap bak. Abi ne yapıyor sana? Alo hadi sen de yap ona. Onu korkut sen de. Ay. Şeye bak, cadıya bakın, kardeşini sallıyor böyle. Öpücük var mı kardeşim? Bebek diyor. Öpücük var mı Mihran kardeşe? Oyun mu oynuyorlar? Hep bir tane burada. Dokunmuyor yalnız, böyle uzaktan seviyor. Dokunmuyor. Hep bir tane burada. Hadi öp bakayım, bak bak öpüyor Salih. Senin Mihran'ı çekmeden. Hep bir tane burada. Eğilemiyor. Eğil bakayım. Beyza'dan bunların tarifini alacağım. Şunun. Şu kurabiyeler çok hoşuma gitti. Zaten kurabiye kalıbı da alacağım. Hiçbir şey almıyorum. Onun ne isterse onu alıyorum. Kaiser'ın şeyi var. 125 tane kalıbı var. Hı-hı. Ben bundan 100 liraya mı ne almıştım? Gene 200-300'dür vardır herhalde o da. Evet, şu an onu alayım ben. Bakarız bir ama çok güzel. Kaiser'ın zaten ben şeylerini almıştım. O üçlü var ya setini. Aynen, bende de var onlar. Evet o çok, çok güzel. Aynen. O hiç yapıştırmıyor ya. Hiçbir şey olmuyor. Onun linkini paylaş. Hatta bunun altına koy da onu almak isteyenler de alsın. Ondan sonra şuraya bakın. Bunlar H&M'in değil mi? Evet. Çok güzel H&M duruyor ya. Makineye atıyor musun Beyza bunları? Atabiliyorsun. Ama şey bırak. Bu H&M'indi değil mi? Evet. Makineye atabiliyorsun. Ama işte hangi deterjanı kullandığın önemli. Ya. Yani böyle çok nasıl diyeyim aşırı kuvvetli kimyasal bir tane kullanırsan şey oluyor. Sen ne kullanıyorsun? Ben ama bunları atmıyorum işte. Elinde mi yıkıyorsun? Elimde yıkıyorum. Ha. Bunu... Ama şey atabiliyorsun. Jel temizleyicisi var BioBlend ama. Hı hı. Onu atabiliyorsun işte. Ben, aynen BioBlend de çok iyi değil mi? Evet evet. Benim full dolabım gösteririm sana. Hı-hı. Full BioBlend. Ya gerçekten iyi ya. Gerçekten iyi. Almak istiyorum. Ben de kullanıyorum. Bayağı iyi. Ben 2,5 sene falan oldu. Ben BioBlend'i nereden öğrendim biliyor musun? Önce. Tülay Erkan diye bir kadın vardı. Bir Almancı. Sonra dedim ki hani bir güvenemedim. Sonra sen paylaşınca dedim ki kesin iyi bir markada. Türk markası araştırıyordum biliyorsun. Evet. Bu olaylardan dolayı. Beyza da araştırıyorsa gerçekten onlar birazcık hassas bu konularda. Dedim direkt o zaman alayım. Hiçbir şekilde satıcı falan değilim. Aynen ben de. Artık insan korkuyor değil mi? Evet yani çünkü genelde o tarz ürünlerde hemen satıcı o yüzden. Aynen. Ben normal gidiyorum sayfasına siparişimi veriyorum. Kimseyle bir bağlantım yok. Ya bir de ben bu dönem niye onları anlattım biliyor musun? Çünkü şeyde Filistin'de olan olaylardan sonra birazcık artık yerli ürünleri daha çok tanıtmak istiyorum. Bak ücretsiz tanıtıyor. Sen de öylesin. Ben de öyle. Ben de hiçbir şekilde bir şeyim yok. Ama... Daha satın alıyorum. Deterjan siparişi verdim. Yumuşatıcı siparişi verdim. Hatta Meyran kıyafetlerini bile onunla yapayım. Bitkisel ya. Aynen. Şey olmuyor. Bir de güzel kokuyor. Kesinlikle. Öyle. Evet. Şunları Beyza şeyden getirmişti. Ben daha hala alacağım AliExpress. Almadım. Linkini atmıştım. Ben evet. Sana hala ama alacak. O kadar çok şeyler araya giriyor ki ihtiyaçlar. Aha şunu da düşünüyorum. Aha şunu da düşünüyorum. Hangisi daha önemli deyince. Değil mi? Ama bunu kesin alacağım. Çünkü çok beğeniyorum. Bunun aynısı Zara Home'da
belki 4-5 bin lira vardır. Ben bütün seti. 600 almıştın o zamanlar, 600'dü. Belki sen daha uygun almış olabilirsin. 450 gibi bir şey. Çünkü bana attığında 600'dü link para, evet. Hani ücreti. Ben evet o zaman daha erken, daha şey uygun aldım. 400-450 olabilir. Aynen. Çok uygun aldım. Şunlar da şeyin, Chibon'un mu bu? Evet. Bu Chibon, nasıl biliyorum. Beyza artık bunlar mı moda? Görüyorum. Ben bunu dolap hesabında. İşte şunu, bir de şu büyük sunumunu 300 liraya falan aldım. Geçen gün Şahane Pazar'a gitmiştim. İzledin mi o vlog? Aynısı evet, evet. Vardı. Hatta Beyza'da var benzeri bundan var. Dedin. Aynısı değil mi? Kenarları daha böyle yoğun oluyor. Senin gösterdiğin takım. Hatta ben de bakmıştım. Bu böyle biraz daha zarif ve şeyli geldi bana. 450 TL'ydi o da 4 tanesi. Ha. Yani seninki daha uygun. Onu ben de şeyde gördüm. Trendyol'da gördüm. O kaselerin aynısını gördüm. Sırf onun kulp kenarı kısmını sevmedim. Hı-hı. Böyle boncuklu gibi duruyor ya. Orada da tanesi 100 lira falan. Yine aynı ben, şeyden. Ben tabii ki bütünüyle baktığım için sen... Başak Burcu muydun sen? İnce ayrıntı. Ben ama bu gerçekten daha zarif duruyor. Şey duruyor, bir de kaliteli duruyor kenarları. Evet. Şunu kocaman bir de. Bir de onu işte 300 liraya almış. Çok iyi olmuş ya. Ünlü Beydan evi hoşuma gidiyor. Acıktım, hadi gidelim hadi yiyelim. Gidiyoruz şimdi. Bir dili çıkarttık. Şey kokmuyor gibi. Şişiklerim vardı. Biraz loş ışık yaparız. Dermişim evet. Daha sen benim aldığım şömineyi yakmadın değil mi? Yaktık. Film izlerken bile bazen yakıyor. Gizli gizli mi yakıyorsunuz? Bir kere paylaşmıştım. Sonra ama nasip olmadı harbiden paylaşmak. Ama yakıyoruz. Gizli gizli romantizm yapıyorlar bunlar. Hatta onu tutacağım da güzel oluyor bak orada. Çok güzel yapmışsın, her şey çok güzel olmuş. Şu çok güzel. Bunu çok soran oldu bende de. Gerçekten Beyza'nın hediyesi efsane, alın yani. Linki var da stok bitiyor değil mi sürekli? Çok hızlı bitiyor. Anlık oldu. Çünkü şey dün Beyza yan bize çay yazsanıza dedi. Ben dedim ki hani tamam. Dedim ki Beyza şimdi elim boş gitmek de istemiyor. Aslında ben sana ne yapacaktım biliyor musun? Annemle yaptık. 40 sepeti yapacaktık size böyle. Hani böyle geçtik. Yumurta. Fulma gidenler hemen aldım. Arabayı vurmadan önce sonra. Arabayı. Hemen çıktık ya. Hadi, hadi. Çiçekli bir şey gördüm. Yeşil, mint yeşil oldu. Bu Mihra'yla, Mihra'yı aldım galiba. Onu ikisi de bir giyiyorlar ya nasıl olsa. Bedenine bakayım. Bayılıyorum. Bir de ince dedim. Kız da giyerse öbür. Biraz birkaç ay sonra beraber. Biraz daha tabii ileride. Düşündüm abi de. Evet. Sonra herhalde orada değiştirdim. Normalde ben 6-9 almıştım. Of. Ha şey. Ne deniyor? Şu an 9-12 giyiyor. Hı-hı. O biraz büyük geliyor ama süper. Seneye de giyer. Ondan sonra 2 senede giyer. Bizim ama çok hoşuma gitti yeşili. Çok güzel. Çok sen bir de bu renkleri seviyorsun. Çok sol. Güzel. Çok aldım. Kesinize bereket. Allah razı olsun. Bir de fitil ya, çekebilir. Aynen. Fitili çekiyor mu? Çekebilir bu. Nasıl bilmiyorum Beyza, uzman anne. Biraz şey, tabii abi, daha biraz çekebilir. Çok güzel. Hı-hı. Yavaş yavaş. Kutu açılı mı? Ay, ay bu da meyroşum mu? Ay Allah bilir. O çok hoşuma gitti. Tam Beyza'lık dedim valla. Çok değil güzel. Ay çok tatlı. Bu kaç aylık aylık mı? O 0-3 aylık. 1-3 ay. 1-3 ay. 1-3 ay. Aynısını şeyden Amerika'daki, bunu da ben kimden aldım? Instagram'da bazı influencerlar var ya. Güya marka takılıp da sonra bunu, nereden aldın bunu? Şeyden, Enside'den aldım ve çok hoşuma gitti. Beyza'nın istediği renkleri ha, böyle krem. Aynen. Akşam bitti Beyza'ya. Pastel renkleri çocuklara falan çok severim. De Meyra şimdi beyazlattı. Beyazlımsı renkler çok yakışır. Bitmiyor da. Peluşlu bir şey. Onun şeyini çok beğendim. Kumaşı şey çok güzel ya. Ay. Yumuşacık. Ay. Onu çok beğendim abi. Ve sen bunları görüp nasıl heveslen? Bir şey söyleyeyim mi? Ben daha ne alacaktım bir de biliyor musun? Deri etek aldım. Böyle üstünde çizgili bir şey. Sonra dedim ki dur şuna yedim. Onunla öbür şeyini de yapayım dedim. Kız içim gitti neler neler. Çok güzel.
Çok yumuşak değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Nasıl, ben birazcık da bilerek böyle aldım ki Mihra'da hani şimdi giysin gibi düşündüm. Evet. Çok güzel. Gel, şimdi Mihra'yı olur değil mi? Bu da bu olur. Çok güzel değil mi? Ay, çok güzel ya. Ay. Bir de simli babet gördüm Beyza. Bunun altında da simli babet. Çocuk hevesim var. Belli. Şey, bazen atıyor Instagram'a. Bebiş. Böyle kız bebekleri güzel süslenmiş. Senden o şeyi bekliyorum. Hadi bakalım. Bir de ben dedim tam şöyle kız. Ben çok kız diyorum da. Annem diyor ki seni kızla imtihan edecek Allah diyor. Sana kız. Ben de çok kız şey yapıyordum. Hayırlısı. İşi sonra erkek oldu. Beyza, niye biliyor musun? Sen kız çocuğu niye çok istediğin belli. O kadar çok eşyalar var ki. Benim sadece küçücük aldım. Ama kızları süsleyebiliyorsun. Evet. Bandanasıdır, dizli çorabıdır, yok şuruyudur, buyudur. Her şey var. Ama çok yumuşak değil mi? Çok güzel. Şuna baksana. Çok güzel, baktım baktım. Ay. Mihra tam şu an giyerim onu. Çok hoşuma gitti ya. Çok hoş ya. Bir de tek renk almaya çalışıyorum ki sen artık kombinlersin aynen, diye. Aynen, çok güzel. Ay, gel. Allah razı olsun kardeşim. Ne demek? Sunumları. Şöyle fincanına bayıldım. Beyza'cığım. El ürünleri bunları. Sen bir sayfa mı yaptırmıştın? Hediye geldi. Çok güzel. Gerçekten. Çok beğendim. Beyza da burayı şöyle tam kış sezonuna çevirmiş. Çikolatalar, kurabiyeler. Beyza, sana o zaman şeyi götürelim seni. Şahane pazara. Ayaklı oluyor ya, gördün mü onları? Çok güzel değil mi? Şahane pazardan mı aldın? Hatta şu yanındakinde uygun almaya. Şunu. Onu biliyorum, bende de var. Şey, Salih'in amcasının hanımı getirmişti. Ben de içine şey çikolata koydum. Ama çok güzel olmuş bu köşe buraya. Şimdi Beyza'nın sunumluklarındayız. Ama var ya, şunlara bayıldım. En çok da hangisini seçemedim ama. Şu. Çok güzelmiş hepsi de. Beyza'nın bu tablosuna bayıldım. Merak ediyordum açıkçası. Ama sormadım bilerekten. Çünkü gelip görmek istedim. Çok güzelmiş. Böyle... sade, düz ve dokulu. Biz de buraya Beyza'yla dedim, Beyza buraya böyle bir şey yapsana. O da hemen zaten fikri varmış Beyza'nın da. Çok güzel şeyler söyledi. Ama fikrimi sen verdin. Ben açıkçası hiç düşünmedim. Ama sen oraya bir şeyler istiyordun. Hani bir ek. Aynen. Ya şurası çok boş geliyordu bana. Hani şuradan bakınca. Üstüne aptik sipariş verdim hani. Böyle güzel ışık olsun diye, ama altını hiç öyle senin dediğin gibi ince bir dresuar düşünmemiştim. Hoş bir fikir. Değil mi? Gerçekten onu bir düşüneceğim. Orayı hangi renk düşüneceğim? Ona işte bakalım. O beyazlı ahşap var ya, hani böyle silik silik. Ondan alsana. O bana bana dediğim vardı ya, beyaz silik silik olanlardan. Mimarın bana gösterdiği. O renk bana buraya çok güzel olur. Bak şimdi mesela Salih oradan geçti şimdi. Yani koyduk bir dresuarı geçemez. Ama çok ince olacak şu kadarcık bir şey. Geçmesin oradan, şuradan geçsin. Ya ondan mı dolaşacağız? Ha, buradan geldik oturduk buraya değil mi kanka? Salih zaten ona kolaylık olsun. Kısa yollar her zaman iyidir yani. Öyle kardeşim ya. Bakın bakalım beğenecek misin şeyi? Ben Burak abiden şey istedim, bu maden suyunun içine neyi koyuyordun? Karatütözü. Çok hoşuma gidiyor bu ya. Sevdalısı bana iş yaptırmıyor. Birazcık dedim ki anne ben arıtayım. Goldlarını kimseye emanet etmek istemiyormuş. Böyle diyorsun, yanlış anlayacaklar. Ben Beyza'ya takılıyorum ha. Bakın goldlarına, şu tabağına çok beğendim. Şundan almış Beyza, şimdi elimi vurmayayım çünkü yeni yıkadı. Çok güzel. Bunun fincanı da mı var? Ben de bak. Çok güzelmiş bu. Bir de şunları çok sevdim, şu fincanları. Bu seramik fincanlar. Çok beğendim. Bakayım. Bir de altı tabakları. Ay, yeni çıkarttı yine böyle modeller. Benzer çıkarttı ama bu mesela daha iyi. Bu çok güzel mesela. Çok sade. Ben böyle şeyleri seviyorum. Beyza da bana hediye verdi. Bunu biz alacaktık. Dedi ki bende fazla var, gel sana vereyim dedi. Aynısını alacaktım. Bu da SY22'den almış. Ben çok seviyorum böyle çam ağaçları. Birini de bana verdi. Enise, kız kardeşi Enise, ona Almanya'dan getirmiş şöyle. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar daha farklı, daha şey. Aynısının sadece şu sprey bir kar var gibi. Şunları çok seviyorum. Beyza'da da var. Bayılıyorum böyle. Çok güzel durmuyor böyle. Tam kış modu.
Şunların hepsini tek tek yıkadı. İşte güzelliğine için, güzelliği için. Şöyle jel temizleyiciyle atabiliyorsun ama ben kıyamıyorum. Yok ya, seviyorum sen. Seviyorum. Hani öyle şey, eziyet gibi de yapmıyorum. Hı. Seviyorum. Mutlu olala yapıyorsun, fark ettim ya. Şu an bunları böyle görmek bile çok güzel. Değil ama mi? Şey ya, ben çok heves ettim gerçekten. Yani böyle senelerce bunun böyle şey, çeyiz gibi kurdum bunları. Böyle teker teker, hatta kolileri hatırlıyor musun? Bir kere bize gelmiştin, gittik kolilere bakıyoruz. Aa bak, bu da var. Ama nasıl hevesli gösteriyor, şey diyor. Sineye şuna da baksana, ne güzel değil mi? Diyordu. Şey ne? Mesela şunları 30 liraya falan almıştı gibi söyleyeyim. O kadar ucuz rakamlar alıyordu. Çok şey, indirimciyim ben, böyle indirimden yakalarım. Öyle vallahi şunlar da çok güzel. Bunlar H&M'in değil mi? Evet. Çok güzel. Bunu çok uygun aldım, biliyor musun? Bak. Aslında pahalı diye gösterdiğimiz şeyler, bizi eleştiriyorlar ya, her şeye çok para veriyorsunuz ama belki %50 artı %50 indirim kodlarla, kuponlarla. Maşallah. Çok da güzel. Şuna çok bayıldım. Olsaydı ben de alırdım. Bir 5 tane mi 6 tane alırdım. Çok değil. Evet, ben 4 yapmıştım. Fincanlarla hani 4 fincan. 4 şey böyle 4 kişilik falan güzel olur diye. Öyle yani. Fazlası zarar. Ben sevmiyorum. Bu güzel. Ne güzel. Bana fazlası zarar. Yok. Hayır. Mesela şu sana 4 kişilik yeter. Çünkü çok setin var ya. Bu yeter sana. Aynen, aynen. Onu demeye çalıştım. Ay bir garip oldum, sen beni çekeyim. Hep sen kendi kanalında izlemeye evet, alışıktın değil mi? Senin kanalında da çekeyim mi seni? Nasıl? Şimdi kapanış yapamamışız. Gece geç gelince direkt uyuduk. Burada kapanışı yapayım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.